Merhaba sevgili teor takipçileri. Game of Thrones 7. sezon 2. bölüm inceleme ve gömme videosuna hoş geldiniz. Eğer 7. sezon 2. bölümü izlemediyseniz bu video sizin için karanlık ve spoilerlarla dolu. İncelemeye başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Dizinin büyük bir hayranıyım ama olan yanlışları da alkışlayamam. Bu kanalı açarken kendimce iki kural belirledim. Bunlar fan boyluk ve siyasetin bu kanalda işi olmadığıydı. Diziye ve karakterlere objektif bir şekilde yaklaşacak ve buna göre videoları hazırlayacaktım ve öyle de devam ediyorum. Bu videoda gömeceğim yerler için insan sevdiğine kızarmış demek istiyorum. Bunları belirttiğimize göre hadi başlayalım. Bölümümüz ejderha kayasındaki bir fırtınayla başlıyor. Bölümün adına uygun bir şekilde Daenerys'in doğduğu fırtınadan bahsediliyor. Bölümlerin başlangıcının veya bitişinin buz veya ateşle olmasına alışkınız ama bu bölümde ilk defa suyla başlanıp suyla bittiğini gördük. Tyrion, Daenerys'e doğduğu fırtınadan falan bahsederken Kalisimiz bu hikayeye kulak asmıyor ve Varys'e saldırıyor. Geçen sezon finalinde Varys'i Tyrell ve Martell gemileriyle beraber Daenerys'in yanında görmüştük. Bu da o gemilerin toplanması için biraz zaman geçtiğini bize gösteriyordu. Yolculukta da bu iki karakterin yan yana olduğunu biliyoruz. Her nedense Kalisi bu kadar önemli olan Varys'in kendisine sadık olup olmadığı konusunu şimdi açmaya karar veriyor. Ben dizinin bu konuşmayı vermeyebileceğini düşünüyordum. Üstüne yatarlar. Bir şekilde Varis üstün konuşma yeteneğiyle denerse onun tarafında olduğunu anlatmıştır da Deni ona bu yüzden güveniyordur diye düşünmemizi sağlarlar diyordum. Onlar daha da beterini yaptılar. Bu konuşmada Varis'in ben krallığa sağdığım, insanların acı çekmesini istemiyorum, baştaki kişi kötüyse ihanet ederim abicim konuşması dizinin ilk 3 sezonunda Varis'in yaptığı her hamleye ters bir konuşma oldu. Ben zaten Varis'in hamlelerini ve onların sonuçlarını birinci sezondan başladığımız incelemelerde yavaş yavaş bahsediyorum. Ama şu örneği vereyim burada. İkinci sezonu hatırlayalım. Tahtta oturan kişinin ismi Joffrey'di. Joffrey'nin nasıl bir kral olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yönetimdeki kişi çok mu süperdi de Varys, ikinci sezon sonunda tahta ele geçirmeye gelen Stannis'in savaşı kaybetmesini sağladı. Evet, Stannis'in kaybetmesinin sebebi Varys'tir. Her ne kadar Tyrion planı kurmuş olsa da, ihtiyacı olan gizli geçitler haritasını ve çılgın ateş stoğunu ona temin eden kişi Varys'ti. Şimdi Stannis istemedi çünkü yanında Melisandre vardır diyecektir bazı fanboylar. Peki o zaman şimdi denersin yanında kim olduğuna bakalım diye cevap verilebilir. Zaten bu sadece tek bir örnekti. Kitaplarda ve dizinin ilk 3 sezonunda Varys her zaman krallığın zayıflamasına ve bir Targaryen istilası için elverişli koluma gelmesine çalışmış bir karakterdir. Bu harita odasındaki konuşmalara geri döneceğiz. Ama hazır konu Melisandre'den açılmışken onun buraya gelişine değinelim. Melisandre ejderha kayasına geldi ve Daenerys'e senin gelecek savaşta bir görevin var dedi. Vaat edilmiş prens, prenses mevzusunu yıllardır bildiğimiz halde bunu bize Missandei aracılığıyla belirttiler ve üzerine bastılar. Benim bu sahneyle ilgili bir sorunum yok. Bunu bilen vardı, bilmeyen vardı. Ama önemli olan nokta şu. Biz geçen bölüm ejderha kayasının aşırı mantıksız bir şekilde boş olduğunu görmüştük. Ne Stannis orada bir birlik bırakmıştı ne de Qyburn sayesinde Dany'nin Westeros'a saldırmaya geldiğinden haberi olan Cersei bu kaleye birlik yollamamıştı. Şimdi ben senariste diyorum ki madem Melisandre'yi ikinci bölüm gibi erken bir bölümde ejderha kayasına getirecektiniz bunu neden birinci bölümde yapmadınız? Düşünsenize Daenerys ejderha kayasına geliyor orada Stannis'in bir askeri gücü var ve onların başında Melisandre geçmiş. Melisandre kaleye gelen Daenerys'e ejderha kayası emrinizdedir diyor ve kapıları ardına kadar açıyor. Hem savaş sahnesi çekmemek için kaleyi boş bırakmamış olurlardı hem de savaş sahnesi çekmekten kurtulurken mantık hatası yapmamış olurlardı. Neyse dizi bize resmen bu soruları sormayın, izlemenize bakın dediği için incelemeye devam edelim. Ama bu sezon tam bir fiyasko olarak devam ediyor bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi haritalı salon kısmına geri dönersek burada savaş taktiklerinin konuşulduğunu gördük. Burada da dizi Tyrion'a gerçekten güzel bir plan yaptırdı. Gömüyoruz belki ama geri gelince övmezsek de olmaz. Tyrion çok mantıklı bir şekilde Cersei'nin yapacağı hamleyi tahmin etti. Cersei'nin Westeros lordlarına Daenerys'i, Lekesizler, barbar dotraklar ve ejderhaları ile Westeros'u talan etmeye gelen birisi olarak tanıtacağını öngörüp bu orduları şimdilik Westeros lordlarına karşı kullanmamayı tavsiye etti. Ayrıca Kessler hikayesini alma fikri de eğer bu orduları kralın şehrine saldırıda kullanmayacaklarsa yine çok iyi bir seçim oldu. Fragman incelemesi videosunda bu kalenin bu sahneden dolayı Tyrion sayesinde alınacağını çünkü buranın büyük ihtimalle Kessler hikayesinin lağımlarının aktığı yer olduğunu ve Tyrion'ın bu lağımları düzenleyen kişi olduğunu söylemiştim. Gelecek bölümde bunun gerçekleştiğini görebiliriz. Yine taht odasından uzaklaştık. Son bir kez Olena Tyrell'in Daenerys'e tavsiye bulunduğu sahne için geri dönelim. Burada Olena, Deniye koyun olma, ejderha ol, danışmanlarının öğütlerini değil içgüdülerini dinle anlamına çıkan bir konuşma yaptı. Tabii kendisi de bu sırada Deniye öğüt verdiği için bir paradoks oluştu ve Dany danışmanlarını dinlemeye devam etti. Onların aldığı kararlar dahilinde ordularını yönlendirdi ve Euron sayesinde büyük bir darbe aldı. O kısma sonra geri geleceğiz. Şimdi Daenerys'in Jon Snow'un varlığını duyup onu çağırmak ve kendisine diz çöktürmek istediği sahneye gelelim. Tyrion da Melisandre de Jon hakkında ya o iyi adamdır, düzgün çocuktur söylemlerinden sonra Yedi Krallığa hükmetmek isteyen Denersin paşalar gibi ayağıma gelecek, diz çökecek, ondan sonra bakarız dediğini gördük. Buradan sonra da dizi Winterfell'e geçti ve bize gelecek olan Şafak Savaşı için çocukların eğitildiğini gösterdi. Bu sahnenin birinci sezonda Ned Stark'la Catelyn'in yukarıdan Bran'in eğitimini izlediği sahneye gönderme olduğunu düşünüyorum. Ayrıca geçen bölümün incelemesinde Jon'un çocukları savaştırma fikrini mantıklı bulduğumu söylemiştim. Ama şimdi düşününce bunun o kadar da mantıklı olmadığını fark ettim. Karşınızda normal bir ordu olsa ve kaybederseniz gerçekten de sonunuz geliyorsa bu fikir mantıklı. Ama karşılarında normal bir ordu yok. 5. sezon 9. bölümde Jon bunu kendi gözleriyle gördü. Kendi ordunuzun ölüleri size karşı savaşmaya başlıyor ve bu sefer korkusuzca saldırıyorlar. Çocukların kolayca ölebileceği düşünülürse bence bu fikir Night King'e yarıyor ejderha kayasından bir kuzgunla Tyrion'un mesajı Jon'a ulaşıyor. Bu mesajın kesinlikle Tyrion'dan olduğunu Jon'a anlatmak için konulan kısım gerçekten harikaydı. Bu sezon geçmiş sezonlara çok fazla gönderme yapılıyor ve bu bölümdeki göndermeler daha bitmedi. Jon Sansa'ya fikrini soruyor ve Sansa Tyrion'un diğer Lannister'lara benzemediğini ama Jon'un oraya gitmesinin büyük bir risk olduğunu söylüyor. Ardından Davos gelen mesajı alıyor ve inceliyor. Hatırlarsanız ilk bölümde Davos'un konuşmamasına sinir olmuştum. Jon Davos'un yanında Bas bas bağırarak bize ejderha camı lazım demişti. Ama Davos Ejderha kayasında bulunduğu ve oradaki ejderha camlarını bildiği halde konuşmamış ve sadece oturmuştu. Bu bölüm Tyrion'dan gelen mesajı inceledikten sonra konuştu ve bize gelecek savaşta insanlığın işine yarayacak çok kritik bir bilgi verdi. Ejderhalar alev üflüyormuş. Bu bilgi karşısında şok olan Jon bile cevap veremedi. Dizinin diyalog kalitesindeki aşırı düşüş bu sahnede de görüldü. Sansa güneye gitmenin çok tehlikeli olduğunu söyledi ve bu konuda haklıydı da. Tarihte güneye giden Starklara baktığımızda başlarına çok da iyi şeyler gelmediğini gördük. Lyanna güneye gitti ve öldü. Ned'in babası ve kardeşi Rickard ve Brandon Stark güneye gittiler ve taht odasında Deli Kral tarafından öldürüldüler. Ned Stark ve Robb da güneye gitti ve öldü. Güney Starklara pek yaramıyor yani. Bize Kralın Şehri ve Cersei'nin konuşması verildi. Bu konuşmada Cersei Deli Kral'ın kızı Demir Taht'a ele geçirirse diyarı yok edecek dedi. Şimdi burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Cersei ve Jaime'nin Targaryen olduğu hakkında teoriler vardı. Bu teoride onların Deli Kral ve Joanna Lannister'ın çocukları olduğu iddia ediliyordu. Burada ona bir ima yapılmış olabilir. Çünkü teori doğruysa gerçekten de Deli Kral'ın kızı şu anda tahta oturuyor. Hatta ben buna daha fazla gönderme yapılacağını ve yapıldığını düşünüyorum. Jaime, Randall Tarly'nin oğlunun adının Rickard olduğunu sandı. Ki Deli Kral, Rickard Stark'ı bu odada yakmıştı. Bölümün sonunda Euron'un hediyelerinin Yara, Ellaria ve Tien Sand olduğunu gördük. Üçüncü sezon bölümünün fragmanında onların kralın şehrine hatta taht odasına getirildiğini de gördük. Cersei'nin onlara deli kralın Rickard ve Brandon Stark'a verdiği ceza gibi bir ceza verip vermeyeceğini merak ediyorum. Şimdi Randall Tarly'i taht odasında gördük. Dizi bence onu Lannister'ların tarafına çekme işini müthiş hazırladı. Randall ve onun stratejik önemi hakkında ön muhabbet part 1 videosunda konuştuğum için oraya değinmeyeceğim. Ben burada Jaime'nin yaptığı akıllı hamleye odaklanmak istiyorum. Randall salak birisi değil. Bunu kitaplardan biliyoruz. Şu an Cersei'nin kaybedecek taraf olduğunu ve dizi için konuşacak olursak Tyrell soyunun devam edemeyeceğini biliyor. Cersei'nin tarafını da seçse, Daenerys'in tarafını da seçse menzil yakın dönemde ona geçecek. Kimin tarafını tutarsa o kişi ona menzili verir. Jaime ise Randall'ın kendi taraflarını seçmesini onun için çok önemli bir noktaya değinerek sağladı. Kalisin ordularındaki insanların barbar ve medeniyetsizler olduğunu ona tam anlamıyla açıkladı. Hatırlarsanız Randall, Gilly'nin bir yabanıl olduğunu öğrendiğinde deliye dönmüştü. Barbarlardan nefret ettiğini ve Semin onlardan birini onun evine soktuğunu söylemişti. İşte Jamie büyük ihtimalle Randall'ın bu zaafını bir şekilde bildiği için bunu kullanarak bence Randall'ı kendi saflarına kazandı. Hemen sonrasında da Qyburn'un Cersei'ye ejderhalara karşı kullanabilecekleri silahı gösterdiği sahne geldi. Gelmiş geçmiş en büyük ejderha olan kara dehşet Balerion'un kafatasında denenen bu silahın ejderhalara karşı işe yarayabileceğini düşünsem de isabet ettirmek gerçekten de zor olacaktır. Sonrasında ise Hisar'a geçiyoruz. Ali Üstad İbros ve Sem'in Jorah'ın Scale hastalığını incelediğini görüyoruz. Hastalık çok fazla yayıldığı için Ali Üstad İbros Jorah'a bir kılıç bırakarak kendi canını almasının çok daha iyi olabileceğini söylüyor. Sam, Jorah'ın kim olduğunu anladığında onu iyileştirmeye karar veriyor. Kütüphanede Ali Üstad Yibros, Shivalta'nın kitabından bahsediyor ki bu ismi ikinci sezonda Tyrion, Bronn ve Varisli sahnede duymuştuk. Ayrıca yine burada da bahsedeyim, Sem'in kitaba koymak istediği şairane isim büyük ihtimalle Buz ve Ateş'in şarkısı olacak. Sem burada Jorah'a yardım etmek istediğini ve bunun için bir yol bulmuş olabileceğini söyledi. Ali Üstad Ybros Sem'e yine yardımcı olmadı ve Ali Üstad Pylos'un yöntemlerinin çok tehlikeli olduğunu ve bu yüzden yasak olduğunu söyledi. Ama biz biliyoruz ki Sem'e göre yasaklar sadece yıkılmak için var. Kendisinin kılıçlar çaldığını, anahtarlar çalıp kendisinin girmesinin yasak olduğu bölümlere girdiğini, kitaplar çaldığını, kadınlarla ilişkiye girdiğini ve gece nöbetçilerinin adamıyken kara kaleye kız attığını, hatta üstadların yeminlerinde de gece nöbetçileri gibi yeminler varken hala bir kadınla ve onun çocuğuyla kaldığını biliyoruz. Bu yüzden Sem'e gece kralını öldürmek yasak dense serinin biteceğini düşünüyorum. Şaka bir yana Sem ne zaman kurallara uymasa karlı çıkıyor. Belki de dizi bunu yapmaya devam eder ve burada kurallara uymayıp Jorah'ı iyileştiren Sem'in üstün çabalardan ötürü stajyerlikten üstadlığa terfi ettirildiğini görürüz. Neyse Cora'nın Kalisis'ine yazdığı hoşça kal mektubuna gelelim. Uzun uğraşlar ve sahnenin kontrastıyla oynadıktan sonra burada yazanların bir kısmını çıkarabildim. Kalisi, senin bana emrettiğin gibi üstadların beni tedavi etmesi amacıyla Hisar'a geldim. Onların tüm yapabildiklerine rağmen benim kaderim mezardan daha ilerisini kapsamıyor. Hak ettiğimden daha uzun bir hayat yaşadım. Keşke yanında olup oluşturduğun dünyayı görebilseydim. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Bazı kelimeleri göremedim ama oraları doğaçlama doldurmak zorunda kaldım. %90'ı doğrudur yani. Ayrıca Sem'in Jorah'ı iyileştirmeye çalıştığı sahnede bulunan Ali Üstad Pylos'un kitabındakileri de çözmeye çalışıyorum. Eğer kayda değer bilgiler bulursam teori videosu gelecektir. Ben Sem'in burada ejderha camı falan kullanmasını bekliyordum. Hatırlarsanız geçenki videoda Sem'in birinci bölümde çaldığı kitaplardan birinde ejderha camının bir hastalığa iyi geldiği yazıyor demiştim. Hangi hastalığa iyi geldiği yazmıyordu ya da yazıyorsa görünmüyordu. Ben de ejderha camıyla eleştirilebilen hastalığı gri pul hastalığına yormuştum. Sanırsam başka bir hastalıktan bahsediliyor. Hatta şimdi tekrar kontrol ettim ve orada disease kelimesini hastalık olarak aldığımı fark ettim. O kelime aynı zamanda illet anlamını da taşıyor ve duvarın kuzeyindeki reisler de bir illet sayılabilir diye düşünüyorum. Burada da gerçekten süper bir montajla Arya'nın El Turta ile konuştuğu Han sahnesine geçiyoruz. Zaten soru cevap videosunda burada Arya'nın iyice tazıya benzediğini söyledim. Öldürmeyi ve içki içmeyi seven Arya kendisinin de turtalar yaptığından bahsetti. El Turta da Westeros'un haber ajansı olarak Arya'ya geçen sezonu şöyle bir özet geçti. Burada dikkatimi Cersei'nin Baylor septini patlatmış olması haberinin tüm Westeros'a yayılması çekti. Ben Cersei'nin bu patlatma olayını başkasının üstüne atacağını düşünüyordum. Ama sanırım babasından öğrendiği şeyleri uygulamaya başlayacağını hesaba katmamıştım. Tywin Lannister yakın Westeros tarihindeki en kanlı ve en acımasız işlere imza atmış olan adamdır. Kralın şehrinin yağmalanması, Castamere Yağmurları şarkısının çıkış noktası olan olay ve dağ tarafından bir sürü köy ve kasabanın acımasızca yağmalanmasından sorumludur. Bu hamlelerini hiçbir zaman saklamadı ve dostlarıyla düşmanlarına korku salmayı amaçladı. Cersei'nin geçen bölümde babamın kızıyım demesini çok iyi bir şekilde açıkladılar bence. Arya'nın hikayesiyle devam edecek olursak onun ulu kurdu Nymeria ile karşılaştığını gördük ve burada birinci sezona bir gönderme yapıldı. Arya Nymeria'ya hadi benle gel Westeros'a gidelim dedikten sonra Nymeria geri döndü ve Arya ona bu sen değilsin dedi. Bu söz birinci sezonda Ned Stark'ın Arya'ya büyüdüğünde bir Lady olacak ve bir Lord'la evleneceksin bir kalenin içerisinde çocuklarını büyüteceksin dedikten sonra Arya'nın bu ben değilim demesine bir göndermeydi. İnternette birçok kişi buradaki ulu kurdun Nymeria olmadığını falan sanmış. Hatta bunun böyle olduğunu iddia edenlerin çünkü kış o kadar gelmiş ki ulu kurtlar güneye iniyor diyenlerini bile gördüm. Dizi ne yapsa alkış çeken bir kitle var. Hatta bu kitle baştan aşağı mantık hatalarıyla dolu olan Varys Daenerys konuşmasına bile alkış tutuyor. Neyse Winterfell'e dönmek demişken oraya geçelim. Winterfell'de büyük salonda Jon'un Daenerys ile ilgili haberleri lordlarına anlattığını ve Jon Royce başta olmak üzere tüm lordların ve Lady Mormont'un ona karşı geldiğini gördük. Zaten soru cevap videosunda söylemiştim ama burada da söyleyeyim. Jon Royce, Ned Stark'ı ve onun babasıyla abisine olanları bilen bir adam. Starklara sadık birisi. Bir Targaryen'a güvenilmez demesi anlaşılabilir. Bunu derken karşısında duran kişiyle dizinin bize göz kırptığını sanmıştım ilk başta. Ama sonrasında burada daha büyük bir oyunun döndüğünü fark ettim. 5. sezonda Cersei ve Serçe Parmak konuşurlarken Serçe Parmak, "Sorcy'ye bırak, ben Kuzey'e ele geçireyim. Ele geçirirsem sen de beni oranın koruyucu lordu ilan edersin." demişti. İşte Serçe Parmağın planını bu bölümde çözdüğümü düşünüyorum. Jon Royce her ne kadar Starklara sadık bir adam olsa da, Jon tarafından üç kere terslenmiş birisi ve gittikçe sinirleniyor. Ben Serçe Parmağın Jon'un bir Targaryen olduğunu bildiğini düşünüyorum ve Jon Royce'u hazır Jon da Winterfell'den gitmişken Galya'na getirip Winterfell'i ele geçirebileceğini düşünüyorum. Ardından da Cersei'ye kuzgun yollayıp işte bak ben Starklara yardım ettim ama Winterfell'e vadi ordusunu sokabilmek için bunu yaptım diyecektir. At fava bekle. Bu lordlarla konuşulan sahnede Jon'un hiçbir lordu dinlememesi ve kararında kesin olması bence iki yere gönderme içeriyor. Birisi bu bölümdeki Olena'nın kendi kararlarını ver, koyun olma, ejderha ol tavsiyesine. Diğeri de 4. sezonda Alistair Thorne'un duvarın tepesinden kuzeydeki yabanıl ordusunu gördüğünde Jon'a bir lider olduğun zaman herkes senin kararlarını sorgular. Ama sen kendi kararlarını sorgulamaya başlarsan o zaman son gelir. Konuşmasına gönderme içeriyor. John Winterfell'den gitmeden önce mezarlığa iniyor. Ve Ned Stark'ın mezarının da burada olduğunu görüyoruz. Burada da büyük bir sorun var. Selçaparmak Catelyn'e kemikleri teslim ettikten bir bölüm sonra Winterfell Theon tarafından ele geçiriliyor. Zaten hemen ardından da Boltonlara geçiyor. Nasıl oldu da kemikler buraya geldi de Ned'in heykeli buraya dikildi? Kitaplarda durum çok daha değişik ve Ned'in kemiklerinin nerede olabileceğine ve bu kemiklerin John için bir gizem taşıdığına dair teoriler dönmekte. Her neyse burada da serçe parmağın ulan hadi şu Starklar için kutsal olan yere gireyim ve orada John'a üvey annesini beceremediğimi ama yakalarsam Sansa'yı becereceğimi söyleyeyim kararı aldığını görüyoruz. Ardından da John'un bizim gelecek savaşta bulabileceğimiz her yardıma ihtiyacımız var ama dur şu beni kurtaran ve büyük bir orduya sahip olan adamın boğazını sıkayım kararı aldığını gösteriyorlar. Senaristler yazacak bir şey bulamamışlar herhalde. Burada serçe parmağın Sansa ile evlenebilmek için Jon'la konuştuğunu falan bize göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Savaş sahnesine gelirsek gerçekten de güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Kitaplardaki Euron'a bayağı göndermeler vardı bu sahnede. Gemiye öldürdüğü kum yılanlarını falan asması olsun çok iyi detaylardı. Burada tek bir sorunum var Theon'u rahatlıkla yakalayabileceklerini düşünüyorum. Ama sanırsam onun kaçmasına izin verecekler. Canlı yayında buralardan bahsettik ve orada güzel bir soru gelmişti. Kum yılanlarından birinin yurona mızrak soktuğunu görmüştük ve bu mızrak zehirli olabilir demişti bir arkadaş. Aynen öyle olabileceğini ve Qyburn'un yuronu iyileştirebileceğini düşünüyorum. Sonuçta adam daha ölümden döndürdü. Yuron'da bir sorun çıkarsa onu da tersine çevirebilir diye düşünüyorum. Ayrıca canlı yayında söylenen başka bir şey de sonradan mesaj atılmasıyla anladım. Açılış sahnesinde duvarın doğusundaki deniz cidden buz tutmuş. Hiç dikkat etmemiştim. Ama sonradan internette dolanan fotoğrafları da gördüm. Evet bu incelememizin de sonuna geldik. Sizlere demir doğumluların abone olan bir daha olamaz ama beğenip paylaşarak daha da yardımcı olabilir sözünü hatırlatıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.